Merhaba çocuklar. Bir matematik dersine daha yeniden birlikteyiz. Geçen haftaki konumuz ritmik saymalardı. Şimdi sayı örüntülerini işleyeceğiz. Hafızamızı biraz yoklayalım. Evet, birinci sınıfta aslında örüntüleri işlemiştik. Ama şekiller üzerinden işlemiştik. Ona da biz şekil örüntüsü diyorduk. Örnek verecek olursak hemen bakalım. Bir kalp, iki üçgen. Bir kalp, iki üçgen diye giden örüntülerimiz vardı ve örüntü kuralımızı belirliyorduk. Bu dersimizde de birlikte sayı örüntülerini işleyeceğiz. Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle sayı örüntüleri ne demekmiş? Ona gelin birlikte bakalım. Sayıların belirli kurala göre dizilmesine sayı örüntüsü denir. Belirli kurala göre. Burada belirli bir kural olması tabii ki çok önemli. Hadi gelin örnekten bakalım. Ne demiş? Aşağıda verilen örüntüyü tamamlayınız. Hemen bakıyoruz. 4, 7, 10 diyerek gitmiş. 4, 7, 10 derken sayılar giderek çoğaldığı için burada bir artırma söz konusu. Artırmış. Bakıyoruz kaç artırmış. 4'ten 7'ye kadar sayıyorum. Hemen parmaklarıma sayabilirim ya da zihnimden sayabilirim. 5, 6, 7. Demek ki 3 tane saymış. 3 tane artırmış. Ama örüntümden emin olmak için, kuralından emin olmak için Yine diğer tarafa da bakıyorum. 7'den 10'a ne olmuş? Yine artmış. Kaç artmış? 8 9 10. Demek ki 3 tane de burada artmış. Bir sonraki kısmımı hemen tamamlıyorum. Burada da yine artı 3 yapmalıyım. Onun üzerine 3 ekleyeceğim. 11 12 13. Burada da örüntümün devamındaki sayımız 13 olur. Bir sonraki sayıda yine artı 3 artmalı. 13'ün üzerine sayıyorum. 14, 15, 16. Demek ki örüntümün sonuncu adımı 16 olmalı. Kuralı gördüğümüz gibi ne olmuş? Belirli bir kurala göre diziliyordu. Örüntüyü tamamladık. Artı 3, artı 3, artı 3 şeklinde gitmiş. Örüntümüzü tamamladık. Devam edelim. Bize dikkat demiş. Bakalım ne diyor? Sayı örüntüsünü doğru devam ettirebilmek için Örüntünün kuralını bulmamız gerekir. Demek ki bizim örüntümüzün belli bir kuralı vardı. Örüntü olabilmesi için zaten sayıların belli bir kurala göre dizilmesi lazımdı. Ve örüntünün devam ettirilmesi için kuralı kesinlikle bulmamız gerekiyormuş. Bakalım e, kurallarını bulup tamamlayınız demiş örnek ikimizde. Hemen bakıyoruz. 7, 9, 11 görüyoruz. 7'den 11'e kadar sayılarımız artmış. O zaman bu artan bir örüntü. Peki kaç artmış? 7'den 9'a kadar bakalım. 8, 9, 2 artmış. Ama hepsinin 2 arttığından emin olmak için bir sonraki sayıma da bakmalıyım tabii ki. Yine artmış kaç artmış? 9'dan 11'e kadar 10, 11. Yine 2 artmış. Demek ki bir sonraki de artı 2 olacak. 11, 12 olur. 11 olur. 12, 13 olur. 13 diyoruz. Hemen yine artı 2 yapıyoruz. 13'ün üzerine 2 sayıyoruz. 14, 15. Yine artı 2 oluyor. 16, 17 diye örüntümüzü tamamlıyoruz. Peki o zaman bizim bu örüntümüzün kuralı neydi? Hemen bakıyorum. Artı 2, artı 2, artı 2 olmuş. Demek ki buradaki kural ikişer ritmik sayma. İkişer ritmik saymadır yazabiliriz ikişer ritmik saymadır. Örüntümüzün kuralı ikişer ritmik saymadır diyebiliriz. Devam edelim diğer örneklerimizle. Bir sonraki örneğimizde ne görüyoruz? 36, 33, 30, 27 sayılarını sıralamış. Hemen bakalım. Bu sayı artmış mı? 36'dan 33, 30, 27 demiş. Demek ki buradaki örüntümüzde bir azalma mevcut. Azalırsa eksi diyoruz. Bir azalma mevcut. Kaça, kaç azalmış? 36'dan 33'e. Hemen bakıyoruz. 35, 34, 33. 3 tane azalmış ama hepsinin 3 azaldığından emin olmam için devam etmem gerekiyor. Bakalım yine kaç azalmış 33'ten 30'a. 32, 31, 30. Yine 3 azalmış. Yerine de bakalım. 30'dan 27'ye 29, 28, 27 demek ki bu da 3 azalmış. Bir sonraki de 3 azalıp ne oluyor? 21. Bir sonraki de 3 az 24 özür diliyorum. 24, 27'den geriye 3 saymamız gerekiyor. 26, 25, 24. 24'ten 3 azalttığımızda sayımız 21 oluyor. Peki o zaman e, örüntümüzün kuralı ne olur? Eksi 3, eksi 3, üç, eksi 3 ise 3'er azalıyor. Hemen yazıyoruz. Örüntümüzün kuralı 3'er azalıyor dedik. Hemen alttaki örneğimize bakalım. Ne görüyoruz? 12, 16, 20, 24. Burada bir artma mevcut. Trenimizde bir artma mevcut. Hemen kaç arttığını yazalım. Şöyle bir diğer kalemine kaç arttığını yazalım. Arada kaç görüyoruz? Artı kaç artmış? 12'nin üzerine sayalım. 13 14 15 16. Demek ki 4 tane artmış. Emin olmak için sonrakilere de bakmalıyım. 16'nın üzerine sayıyorum. 17 18 19 20. Yine 4 arttığını görüyorum. 20'de 20'nin üzerine 24 yapmış. Yine 4 artmış. Burada da bir artı 4 mevcut. 24'ün üzerine 4 saydığımızda 28. Artı 4 yine 28'in üzerine 4 eklemeliyiz. Kaç olur? 32. 32'nin üzerine 4 eklediğimizde 36 diye gider. Buradaki örüntünün kuralı nedir? Artı 4 artı 4 artı 4 hepsi artı 4 olduğu için 4'er artıyor. 4'er artıyor. Ya da şöyle de yazabiliriz. Örüntünün kuralı artı 4'tür. Şeklinde de yazabiliriz tabii ki ama 4'er artıyor yazsak daha da doğru olabilir. Şimdi örnek 3'ümüze bakalım. Burada biraz daha farklı bir türde örnek vermiş. Ne demiş bakıyoruz. Tablodaki kurallara göre verilen sayılardan başlayarak 7 adımlı örüntüler oluşturunuz. Verilen sayılardan başlayacağız. 7 adımlı örüntü oluşturacağız. Öncelikle örüntümüzün kuralına bakarak ilerleyelim. Birincisinde ne demiş? Birer ritmik azalıyor. 29'dan başlayarak birer birer azalta azalta 7 tane 7 adımlı bir örüntü oluşturacağız. 29'dan bir tane geriye gittik. 28 bir azalttık. 27 26 25 24 bize ne demişti 7 adımlı örüntü bakalım kaç adımım olmuş 1 2 3 4 5 6 olmuş hemen bir tane daha azaltıyorum ve buradaki örneğimi tamamlıyorum ikincisine baktık ikişer ritmik artıyor demiş ikişer ikişer artıracağız. 12'nin üzerine 2 saydığımda 14, 14'ün üzerine 2 saydım 16, 2 saydım 18, 2 saydım 20 ve 22 daha sonra 24 olur. Bakalım bu örüntümüz 7 tane olmuş mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da 7 tane 7 adımlı bir örüntü yaptık. 3. örneğimize bakıyoruz. Beşer ritmik artıyor demiş ve 25'ten başlamış. Beşer beşer artıracağız. 25'in üzerine 5 saydığımda 30, 35 devam ediyorum. 40, 45, 50, 55 diye örüntümü tamamlayabilirim. Burada önemli olan örüntümün kuralına uymak. Hemen bakalım aşağıdakine. 3'er ritmik artıyor demiş ve 9'dan başlamış. 9'un üzerine 3 eklediğimde 10, 11, 12. 3 eklediğimde 15. 3 eklediğimde 18. 3 eklediğimde 21. 3 eklediğimde 27. 3 eklediğimde 30. Bu da 7 tane 7 adımlı bir örüntü oldu. 4'er ritmik artıyor demiş bir sonrakinde. 16'ya 4 ekledik. 20, 20'ye 4 ekledik. 24, 24'e 4 ekledik. 28, 28'e 4 ekledik. 32, 32'ye 4 ekledik. 36 ve 36'ya da 4 ekleyince 40 elde ediyoruz. Hemen bir sonraki kuralımıza bakalım. Onar ritmik azalıyor demiş. 90 ile başlamış azaldığı için. Hemen onar onar azaltıyorum. Geriye doğru azaldığı için geriye doğru onar ritmik sayı sayabilirim. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 diyerek buradaki örüntümü de tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi aslında ritmik saymalar nedir? Ritmik saymalar birer, birer örüntüdür. Ritmik saymalarda birer örüntüdür bizim için. E, i̇lerleyen sınıflarda göreceğimiz örüntü e, derslerinde biraz daha farklı olacak. Her zaman e, birer birer artmayacak. Her zaman dörder dörder at, artmayacak. Önce 4'er artabilir, sonra 8 artabilir, sonra üzerine 12 artabilir gibi kurallar da olacaktır. Ama şimdilik ritmik saymalar üzerinden sayı örüntüsünü işliyoruz ikinci sınıftan. Hemen bakalım. Dördüncü örneğimizde ne demiş? Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayıları bularak doğrusunu altına yazalım. Demek ki kuralımızı önce kuralımızı belirleyeceğiz ve bozan sayıyı sayıya karar vereceğiz. Hadi birlikte bakalım. 22, 24 demiş. 22'den 24'e ne olmuş? Bu sayı artmış. Hemen artı koyuyorum. Arttığını bildiğim için. Peki kaç artmış 22'den 24'e? 2 artmış. 24'ten 26'ya da bakıyoruz. 2 artmış. O zaman örüntümüzün kuralı hep artı 2 olmalı. 26'dan da ee, 26'dan daha sonra artı 2 yapmalıyım. 26'dan artı 2 yaptığımda 20, 27, 28 oluyor. Ama buraya 29 yazmış. O zaman bu yanlış. Burasının 28 olması lazım. 28'in üzerine artı 2 yaptığımda kaç oluyor? 30 oluyor. Doğru. 30'un üzerine artı 2 yaptığımda 31, 32 olur. Demek ki bu da yanlış. Buraya 32 yazmalıyız artı 2 olması için. 32'den sonra artı 2 olursa 34 olur. Doğrularını altlarına yazdık. Diğer örneğimize de bakalım. 36, 33 demiş. Sonra 30 demiş. Burada ben bir azalma görüyorum. Burada bir azalma varsa eksi. Kaç azalmış? 36'dan 33'e 3 tane azalmış. 3 sayı azalmış. 3'er geriye saymış. Hemen bakalım 33'ten 30'a yine eksi 3 olmuş. 30'dan de eksi 3 olması gerekiyor ve doğru 30'dan eksi 3 olduğunda eksi 3 yani çıkarttığımızda 27 oluyor. 27'den 3 geriye saydığımızda kaç olur? 26, 25, 24 olur ama burada 25 vermiş bu yanlış. Cevabımız nedir? 24. 24'ten 3 eksi 3 geriye saydığımda kaç olur? 21 olur doğru. 21'den 3 geriye saydığımda kaç oluyor? 20, 19, 18 olur. Burada 17 yazmış. Yanlış. Doğrusunu da hemen altına yazdık. Bir diğer örneğimize devam ediyoruz. Burada bize bir soru vermiş, bir problem vermiş aslında. Diğerlerinden yararlanarak bilgilerimizi birleştireceğiz. Ne demiş? Açantaki örüntüye göre daire ve kare kaçtır? Daire artı kare kaçtır demiş. Demek ki biz burada örüntümüzdeki daire ve kare yerlerine hangi sayıların geldiğini bulacağız. Daha sonrasında da sorumuzu çözeceğiz. Bir bakalım kaçar kaçar artmış mı azalmış mı? 11, 16, 21 demiş. Burada artan bir örüntü görüyorum. Artmış. Peki kaç artmış? 11'den 16'ya. Sayıyorum. 12, 13, 14, 15, 16. Kaç artmış? 5 artmış. Artı 5. 16'dan 21'e kaç artmış? Artı 5. O zaman 21'den de daireye kaç artacak? Artı 5 artacak. 21'in üzerine 5 sayıyorum. 22, 23, 24, 25, 26. Demek ki burası ne olması gerekiyor? Şöyle okula gösterelim. 26 olması gerekiyor. 26'nın üzerine de artı 5 saydığımda kaç olur? 27, 28, 29, 30, 31. Zaten vermiş sayı 31. 31'in üzerine artı 5 saydığımda 36. 36'nın üzerine artı 5 saydığımda 41. 41'in üzerine artı 5 saydığımda 46. 46'nın üzerine artı 5 saydığımda 47, 48, 49, 50, 51 olur. Hemen neymiş? kare sayımızda yerine gelmesi gereken sayı 51'miş ve 51'e de artı 5 yaptığında 56 ama sorumuz bitmedi bize ne demişti daire ve karenin toplamı kaçtır diye soruyor dairemiz neydi hemen şurada yapıyorum 26 karemiz neydi 51 benim bunları toplamamı istiyor hemen yapalım önce ne yapıyoruz Birlikleri topluyoruz önce. Birlikleri topladık kaç olur? 6 artı 1. 6'ya 1 ekledik. 7. Onlukları topluyorum. 5 artı 2 ya da 2 artı 5 de diyebiliriz. Toplamada biliyorsunuz değişme özelliği vardı. 2 artı 5 kaç yaptı? 7. Demek ki sorumun cevabı neymiş? 77 imiş. Güzel bir matematik dersinin daha sonuna geldik. Bir sonraki matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.